söyledim. Televizyona bakıyorsun. Yok. Ya mağazaya gidiyorum arkadaş. Mağazaya gidiyorum. Bir tane pantolon alacağım. Ulan beni zorla çalışıyor ya mağaza. Bir pantolon alıyorum. Beli uysa bacağı uymuyor. Bacağı uysa paçası uymuyor. Tamamı uyduğunda bir bakıyorum ki üzerime bir tayt geçirmişim. Taytla oturuyorum. Çocuğum geçen sene geniş dediği dar dediği pantolona bu sene geniş diyor. Etrafa bakıyorum, ulan kadın mı erkek mi, erkekle kadını ayırt edemiyorum. Moda diye bir şey çıkmış gelmiş. Biz her şeyi tamamen Cumhurbaşkanı'nın omuzuna bırakmışız. Olana bitene kanunlar hükmünde bir müdahalemiz yok. Devlet olarak ahlaki, devlet bu ülkenin ahlakını da korumak zorunda değil mi kardeşim iktidarlar? Bu yönde kanun yok, nizam yok, intizam yok. Vatandaş buna karşı tavrını ortaya koysun. Tavrımı ortaya koyayım, ne yapayım kardeşim? Gidin birini mi döveyim? Ağzını burnunu mu kırayım? Yapma diye felç mi edeyim? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Yani biz oturmuş, çürüme öyle bir noktaya gelmiş ki, öyle bir noktaya gelmiş ki, ya biz imam hatipleri fıldır fıldır mantar gibi her yerde imam hatip açtık kardeşim. Bir kişi bana çıkıp diyebilir mi 28 Şubat döneminin imam hatiplerinin kalitesinde imam hatip var? Yok. Yok kardeşim. AK Parti'den bir siyasetçi gitti. Kızlar dedi ki biz size oy verme garantimiz yok. Biz Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz dedi. Niye kardeşim, bunlara ne öğretiyoruz biz? Oturuyoruz orada burada diyoruz ki eyvah eyvah bu gençlik nereye gidiyor? Gençlik de diyor sen neredesin ki ben senin yanına geleyim? Hırsızlık sende, yolsuzluk sende, namussuzluk sende, şu sende, bu sende, ülkenin değerlerine sahip çıkmıyorsun, benim değerlerime sahip çıkmıyorsun. Ben senin olduğun yere niye geleyim? Ya biz bu gençlere ne veriyoruz? İmam Hatip diye mantar gibi her yerde İmam Hatip, İmam Hatip, İmam Hatip. Ne veriyoruz? İçi bomboş bir şey veriyoruz. İmam Hatip'i bitiriyor benim çocuğum. Gidiyorsun, olur olmaz sanatçıların, olur olmaz sanatçıların hayatını anlatan, şarkısını anlatan sorular geliyor benim çocuğumun önüne çıkıyor.